Almış olduğumuz bazı hizmetler var. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, televizyon gibi. Bu hizmetleri aldığımız zaman her ay bir fatura ödemek durumundayız. Bu faturayı ödemediğimizde belli bir zaman sonra hizmetin kesilmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hizmet açılması için bir ödeme yapmamız gerekiyor. Bir sonraki faturaya daha önceki aydan kapatılıp açıldığı için bir bedel yansıtılıyor. Kanunen bu hakkı aldılar. Eğer biz gününde faturayı ödemezsek cezalandırma babında hizmetimiz kesiliyor. Sonra da tekrar açıyorlar faturayı yatırınca. Bu kapama açma bedeli tamam yasal. Bunu mevzuata dahil ettiler. Aldıkları ücretler çok fazla fakat yasal. Bununla ilgili bir üst sınırlama maalesef getirilmedi. Halbuki yapılması gereken şuydu. Kapama açma ücretlerinde şu sınır geçilemez. Muhitine göre, bölgesine göre, hizmete göre ya da miktarına göre ayarlama yapılabilmeliydi. Fakat ucu açık bırakıldığı için şirketlerin insafına kaldık. Bu bedeli alıyorlar daha fazla kar edebilmek adına. Fakat bunu biraz ahlaksızlaştırarak devam ettirmeye çalışıyorlar. Mesela elektrik dağıtım şirketleri. Ne yapıyorlar? Hizmet almadığımız halde bir kapama açma ücreti yansıtıyorlar. Onu da genellikle ilk aboneliklerde yapıyorlar. Türkiye'de her ay on binlerce ev ve iş yerine yeni taşınma ya da işte yeni satın alma işlemi dolayısıyla elektrik açma işlemi yapılıyor. Bundan dolayı 3 gün sonra, 5 gün sonra bir fatura yansıtılıp kapama açma ücreti alıyorlar. Niçin? Biz sizin elektriğinizi açtık diye. İyi de ben zaten depozito vermişim. Ben zaten faturalarımı yatırıyorum. Kanunen faturamı zamanında yatırmaz isem o zaman tamam. Kapattığınızda kapama açma ücreti alabilirsiniz ama ben daha yeni taşınmışım. Depozitomu da yatırmışım. Neden benden kapama açma ücreti alıyorsunuz? Tabii ya bunun karşılığı çok basit. Daha çok kar etmek için. Yasal mı? Yasal değil. Bu konuda çıkmış mahkeme kararları da var. İlk defa taşınılan bir ev ya da iş yerinde aboneden kapama açma ücreti alınamaz. Elektrik kurumu zaten elektriği açmak zorunda. Senin görevin o. Yapmış olduğun sözleşmede verdiğin taahhüt de bu yazıyor. Sen düzgün bir şekilde hizmet vereceksin. Elektriğin akışını, düzenini yapacaksın. Yani voltajın yükselmesi, düşmesi neticesinde zarar gören araçların tazminatını sen karşılayacaksın zaten. Bu konuda biraz bilgi eksikliğimiz olduğu için maalesef vatandaşlarımız cihazlarındaki zararları elektrik kurumundan tazmin etme cihetine gitmiyorlar. Halbuki servisin vereceği bir fiş, voltajın yükselip düşmesi sebebiyle olmuştur bu arıza, sizin o bedeli elektrik kurumundan almanızı sağlar. Artı eğer bir eve yeni taşınmışsanız ya da işlerine yeni taşınmışsanız kesinlikle kapama ücreti alamazlar. Kapama açma onu hemen hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurup geri alabilirsiniz.